Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш урок. 13. 13. 13. урок. 13. урок. 13. ders. Arkadaşlarım, bugün 13. dersin 8. bölümü ile dersimize devam ediyoruz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anısıdır. Rusça'da daha önce iki tane kendi ifadesi görmüştük. Сам ve свой. Bu sefer sonuncu kendi ifadesini göreceğiz ve bu konuyu bitireceğiz. Себя. Себя. Evet, сам гордык, свой гордык. Şimdi dönüşlü zamir olan себя'yı görüyoruz. Yani ben kendimi kötü hissediyorumdaki kendimi nasıl söyleyeceğiz? Çekimine baktığımızda arkadaşlar, себя, себе, себя, собой ya da собою ve себе olarak kullanacağız. Dönüşlü zamirin yalın hali yok arkadaşlar. Yani özne olarak ne yapamayız bunu? Herhangi bir yerde kullanamayız. Себя kendinin, kendinde anlamlarına gelir. Genelde de bir edatla birlikte kullanılır arkadaşlar. Себе e hali Türkçedeki gibi kendine. Себя yine Türkçedeki gibi i hali kendini. Собой kendiyle, kendisiyle, yanına, yanında anlamlarına gelir. İki tane görüyorsunuz. Собой ve собою. Genelde собой kullanılır günlük hayatta, günlük konuşmalarda. Собою kelimesini ise daha çok eski Rusça'da veya edebi metinlerde görebilirsiniz. Edatlı hal doğaldır ki mutlaka bir edat olacak önünde. O örneğin o себе ya da к себе gibi kendi hakkında, hakkında demek arkadaşlar. İyi haline bir bakalım. Özneye göre bir kere ne yapmıyor? Değişmiyor. Hepsi de себя, 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 себя. Я только люблю себя. Ben sadece kendimi severim. Ты любишь только себя. Sen sadece kendini seviyorsun. Он она любит только себя. O sadece kendini sever. Мы любим только себя. Biz sadece kendimizi severiz. Вы любите только себя. Siz sadece kendinizi seversiniz. Они любят только себя. Onlar sadece kendilerini severler. Bakın, her seferinde de kendimi, kendini, kendisi gibi değişmiyor. Hep kendi, себя şeklinde aynı kalıyor arkadaşlar. Я не узнала себя на фотографии. На фотографии, фотография, D hali, на фотографии, фотографта. Себя, kendimi, я не узнала, tanımadım. Yani узнала себя на фотографии, kendimi fotoğrafta tanımadım, tanıyamadım. Любите себя, kendinizi seviniz, sevin. И верьте в себя, ve kendinize inanın. Верит, inanmak fiili, inandığınız şey в artı i halindedir. Burada olduğu gibi, верьте в себя. Çekimine bakalım. Я верю, ты веришь, он верит, мы верим. Bu verity, ani veriat. Veril, verila, verila, verili. Emir kipi, ver, verte. Ver, verte. Verte v sibya. Kendinize inanın. Kendinize inanın. Hissetmek fiili her zaman sibya ile birlikte kullanılır. Ya чувствуй себя хорошо. Ben kendimi iyi hissediyorum. Ты чувствуешь себя хорошо. Sen kendini iyi hissediyor musun? Он она чувствует себя хорошо. O kendini iyi hissediyor. Мы чувствуем себя хорошо. Biz kendimizi iyi hissediyoruz. Вы чувствуете себя хорошо. Siz kendinizi iyi hissediyorsunuz. Они чувствуют себя хорошо. Onlar kendilerini iyi hissediyorlar. Bakın себя yine hiçbir şekilde ne yapmadı? Hiçbir öznede, zamirde değişmedi. İn haline bakalım. Он работает для себя. O kendisi için çalışıyor.
Onrabotayet dılya. Dılya bir edat, in hali gerektirir. İçin demek. Dılya sibya. Dılyadan sonra gelen şey in halinde olur. Onrabotayet dılya sibya. On usibya. O kendi yerinde, yani kendi evinde. On usibya. Ya bud usibya, ben kendi yerimde olacağım. Ben kendimde olacağım derken kendi evimde olacağım demek istiyor. Ya budu usibya. Tıkkupil padarak dılya sibya. Sen kendin için hediye satın aldın mı? Tıkkupil padarak dılya sibya. Ot sibya kendinden demek. Kendinden öteye, yani itiniz. Nasibya çekiniz. Buradaki sibya in hali, buradaki sibya i hali. Ot sibya, nasibya. Nerede karşılaşırız? Genelde kapıların üzerinde bu şekilde yazar arkadaşlar. Ot sibya, nasibya. E haline bakalım. Paydu kısibe damoy. Ben kendime gideceğim. Yani kendi evime gideceğim. Kendi evime gideceğim. Kendime gideceğim. Ya kupil sibe platye. Ben kendime bir elbise satın aldım. Ya kupil sibe platye. Ya paslala e-mail sibe. Ben kendime bir e-mail gönderdim. Paslat fiilini geçen derste görmüştük. Ya paslala e-mail sibe. Ya haçı kupit sibe ştoni bud. Ben kendime bir şeyler. Ştonibut neymiş demek ki? Bunun üzerinde duracağız. Ştoto, ştonibut gibi, ktoto, ktonibut gibi. Belirsizliğin durumları, tam belirsizlik, az belirsizlik gibi. Yahaçu kupitsibe ştonibut. Ben kendime bir şeyler satın almak istiyorum. İle hali saboy. Mı vazmiyom diteysi saboy. Biz çocukları kendi yanımıza alacağız. Kendimizle birlikte götüreceğiz gibi. Mı vazmiyom ditey saboy. Bunu geçen ders görmüştük. Şto yişyov ziyat demiştik. Şto yişyov ziyat f park demiştik. Yani parka giderken başka ne almak gerekir? İşte bu saboy da ekleyip cümleyi geliştirebiliriz. Şto yişyov ziyat saboy f park. Parka giderken daha yanımıza, başka yanımıza ne almak gerekir? Ne alınabilir? Şto yişyov ziyat saboy. Ana ni davolna saboy. O kendisinden memnun değil, kendisiyle barışık değil, kendisinden hoşnut değil gibi. Ana ni davolna saboy. Ana olduğu için, dişi olduğu için davolna. Eğer bir erkek olsaydı bu, on ni davolen saboy diyecektik. On ni davolen saboy. Çoğul olsaydı ani ni davolni saboy. Saboy değişmeyecekti ama özne on, ana, ani veya Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hatice. Ona göre de davolen, davolna veya davolni olacaktı. Demek ki davolen de neymiş? Hoşnut olmakmış, barışık olmakmış. D hali sibe. Raskajiti asibe. Kendinizden bahsediniz. Kendinizi anlatınız. Kendiniz hakkında konuşunuz. Raskajiti asibe. Tudumayış tolka asibe. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Tudumayış tolka asibe. Osibe de diyebilirsiniz. Bazı yörelerde osibe, bazı yörelerde ise asibe olarak telaffuz ediliyor arkadaşlar. Kendi ile ilgili yaptığımız 3 dersi 3 gün boyunca bitirdik arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde hoşuna gitmek fiilinin e halinde kullanımını öğreneceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.